İyi günler. Teknodestek YouTube kanalından merhabalar. Bugün bilgisayarımızda bulunan yüksek ekran tazeleme hızlarını daha verimli kullanmamız için bir ayar hakkında bilgi vereceğiz. Bu ayar özellikle oyuncu bilgisayarlarında ya da sistem donanım özellikleri yüksek iş bilgisayarlarında da işimize yarayacak bir özellik. Özelliğin temeline değinmem gerekirse değişken yenileme hızı özelliği. Bu özellik sayesinde pilimizi hem verimli bir şekilde kullanıyoruz hem de her uygulamada Windows 11'in o uygulama için yeterli gördüğü yenileme hızını kullanacağız. Bu özellik pil konusunda çok fayda sağlayan bir özellik. Çünkü yenileme hızı ne kadar yükselirse işlemci ve ekran daha fazla çalışacağı için, güç tüketeceği için pil süreleri maalesef ki kısalıyor. Bu özellik sayesinde pilden de büyük bir oranda faydalanacağız. Ayrıca örnek vermem gerekirse kullandığım cihazın ekran paneli 300 Hz. Standart bir oyununda da yüksek ve FPS'leri alabilmemiz için fayda sağlayan bir değer. Fakat sıradan bir tarayıcı işleminde 300 Hz'in kullanımı biraz gereksiz. Bu diğer kullanıcılar için de bu şekilde olacaktır. Bunu verimli kullanabilmemiz için Windows 11'de bir ayar var. Değişken yenileme hızı ayarı. Bu ayar Windows 10'da da var fakat Windows 10'da kullanımı biraz daha farklı. Yani kendiniz anlık olarak istediğiniz değeri ayarlayabiliyorsunuz. Windows 11'de çok basit bir şekilde öncelikle masa üstünüzden görüntü ayarları kısmına giriyoruz. Görüntü ayarları kısmında grafikler menüsüne giriyoruz. Grafikler menüsünde gördüğünüz gibi birçok uygulamanın hangi açıdan kullanıldığı, seçeneklere bakmamız gerekirse harici ekran kartı mı yoksa dahili ekran kartı mı kullandığı yazıyor. Bu menüde varsayılan grafik ayarları kısmına giriyoruz. Burada varsayılan grafik ayarlarını da değiştir menüsüne giriş yapıyoruz. Değişken yenileme hızı ayarımız mevcut fakat kapalı. Bunu açık hale getiriyoruz. Çıkış yaptıktan sonra tekrardan görüntü ayarları menüsüne giriş yapıyoruz. Görüntü ayarları kısmından gelişmiş ekran menüsüne giriş yapıyoruz. Burada yenileme hızı seçme kısmından gördüğünüz gibi 60 Hz'de gözüküyor. Yani Windows 11 60 Hz ile 300 Hz arasında gidip gelecek bir kullanıma sahip olacak. Bu sayede cihazımızın daha fazla güç tüketmesini engelleyecek ve pil dengesini de buna göre optimize edecek. Bu ayar günlük kullanım için ve oyun kullanımı için gayet uygun bir ayardır. Yeni nesil cep telefonlarında var. Önceliğini Samsung sağlamıştı. Samsung ilk bu özelliği telefonlarına eklemişti. Artık Windows 11 kullanıcıları da bu özellikten faydalanacak. Sizin için hazırladığımız bu videonun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içerikler için bizi takipte kalmaya devam edin.